Aspor ekranından artı futboldan mutlu akşamlar size değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi Aspor stüdyolarında değerli yorumcularımızla birlikte Sportoto Süper Lig'de 18. hafta sonrasında neler yaşandı, tablo nasıl oluştu, puan tablosu ve şampiyonluk yarışında durum nasıl bunları konuşuyor olacağız. Bugün stüdyoda Ahmet Akçan, Hamdi Aslan, Gökhan Keskin ve Ceyhun Eriş ile birlikteyiz. Hem Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tabii ki de lider Trabzonspor'un son durumlarına alakalı değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Dilerseniz sıcağı sıcağına Beşiktaş'la beraber başlayalım. 18. haftanın kapanış mücadelesinde sahne almıştı Beşiktaş. Göztepe karşısında 2-1 kazandı. Rozier kırmızı kart gördü, ikinci sarı karttan kaçan bir penaltı. Göztepe cephesinde de işler Süper Lig'e çıktıkları ilk sezondan itibaren hiç bu kadar kötü gitmemişti. 19. sırada haftayı kapatmış oldu Göztepe. Beşiktaş'ın oynadığı oyundan ziyade karşılaşma tamamlandıktan sonra Gökhan Keskin en çok konuşulan konu Önder Hoca oldu. Önder Hocanın maç sonrası tavırları, konuşmaları, açıklamaları sosyal medyada da çok fazla video ve fotoğraf da paylaşıldı. Ee, çok fazla saha içerisindeki futbola odaklanılmıyor. Şu anda Önder Hocanın öyle bir aurası var ki Beşiktaş bir anda acaba sezon mu gidiyor derken Sergen Yalçın gibi bir figürü kaybettik derken bambaşka bir ee, umut taşıyı buldu diyelim. Bir anda yine kenetlenmeye başladı Beşiktaşlılar. Şimdi Sergen Hoca ilk sözleşme imzaladığı zaman 30 bin taraftar olmuştu yanılmıyorsam. E, büyük bir sansasyonla imza atmıştı. Bir anda Vodafone Arana'da hı, hı. E, taraftar 30 bin sözleşme. E, gerçekten geldiğini de belli etti. O sene, e, ertesi sene iki tane kupayla beraber bitirdi ligi. ama e, gidişi de bu sene bir o kadar olmadı diyeyim. Yani sonuçlar istediği gibi gitmedi. Şampiyon olan takım durdu. Üstüne çok çok iyi oyuncular alındı. Olmadı. Şu anda Önder Hoca Sergen Hoca'nın ayrıldıktan sonra yerine bakıyor. 3 tane maçlandı. 3 tane maçta aldığı puan 7. Hakikaten iyi. Sonuçta çok kötü bir gidişten sonra yani dibe vuran bir Beşiktaş'tan sonra bağlanan 7 puan biraz pansuman oldu gibi duruyor. Ama sonuçta lig devam ediyor. Hedef bitmiyor. Burada biz bir takım iyi giderken eğer hatalarını görmezse, hatalarını düzeltmezse çok şey kaybı Şu anda bir bahar mevsimi gibi her şey. Ama aldığın 7 puana bakıyorsunuz. İki tane kendi sahanızda oynadığınız biri Kayseri. Bu hafta oynadığınız Göztepe maçı. Diğeri karşıda oynadığınız Fenerbahçe maçı. Normalde bir e, puan sistemi yaptığınız zaman oynayacağınız Kayseri maçıyla Göztepe maçına direkt 3 puan yaparsınız. Ama oynanan oyunlara baktığınız zaman insanları tatmin edici bir oyun yok. Rakibi sürekli baskı altında korkutan bir oyun yok. Aksine maç ortada. Giden maçlar olabilirdi. Kaybedebilirdin. Kayseri maçını 84'ten sonra çevirdin. İşte Göztepe maçında ikinci yarı Gezdal'in o şutu olmasa geçen seneden bir dejavu alıntısı yapmasa yani hı hı o maçta da yani Göztepe ilk defa bu kadar dirençli ve iyi oynadı sezon başından beri. Göztepe'nin de pek kaybetmesini kaybetmemesi gereken bir maçtı. Öyle puan durumundan dolayı. Ama sonuçta Beşiktaş istediğini aldı. Şu anda iyi gidiyor. Ama hatalarını görmezsen bu iş gene tersine dönebilir. Gene Trabzon'un işine yarayabilir. Çünkü oynanan oyun iyi değil. Ama sonuçlar tabii ki şu an, şu atmosferde muhteşem. Tabii şimdi Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte neler yapılacağı da konuşuluyor. Önder Hoca ile devam edecek mi? E, muhabir arkadaşlarımız da sık sık özellikle Sercan Dikme bağlantılarda da bahsediyor Ahmet Hocam. Devre arasına <laughs> kadar Önder Hoca ile gidecek. Bir sürpriz olur eğer orada bir teknik direktör değişikliği olursa ki 5 Ocak'ta Katar'da da bir süper kupa mücadelesi var. Raporta Spor'la karşılaşıyor olacak. Yani bir anda Önder Hoca bu çıkışı sürdürürse Beraberinde belki de kupalı bir teknik adam olarak da yoluna devam etme durumu da söz konusu olabilir. E, mutlaka. Şimdi e, bu tür değişiklikler aslında bütün e, camialar için bir fırsattır. O fırsattan da herhalde en çok istifade edenler e, belki bir önceki teknik direktör zamanında nedeni ne olursa olsun hı hı. E, forma bulamayan oyunculardır. İşte Beşiktaş'ta da. Ee, Sergen Hoca zamanında çok forma bulamayan ama şu an o yükselişin içine girmiş futbolcular e, ön plana çıkmış durumdalar. Kaldı ki yine teknik adam değişikliğini birçok takımda kendilerini eleştiriden uzak tutma adına yeni bir başlangıç olarak görürler. Ve çok daha büyük özveriyle mücadele ederler. E, bu değişiklikler büyük takımlardan birinde oluyorsa ki Fenerbahçe'yi ayrı değerlendireceğiz. Evet. Onlarda da öyle bir değişiklik oldu. Zaten camianın büyüklüğü var. Takımın kalitesi var. Yani o takımlar rakip kim olursa olsun her rakibe karşı yine e, fori olarak maça çıkarlar. Önder Hoca da e, daha uzun süreden beri Beşiktaş'ın altyapısında olduğu için, pro lisansı olduğu için e, doğru biliyorum değil mi? Pro lisansı vardı hocanın. E, zaten bilgisiz biri değil. O, o da bir teknik direktör. Şimdi bu uyumu biraz yakaladığınız anda da olay tamamıyla pozitife dönüyor. O yüzden e, bu geçiş döneminde en karlı çıkan mutlaka Önder Hoca'nın kendi. Daha iki hafta önce e, neredeyse futbol severler tarafından hiç bilinmeyen Önder Hoca. Şu an Beşiktaş gibi büyük bir camianın hı hı. teknik direktörü olarak... Herkesten olumlu puanlar aldı. Bugün Ahmet Nurçevi Başkan'ın da yaptığı bir açıklama var. Yani önümüzdeki dönemde böyle devam eder ise onunla devam edebileceklerine dair bir sinyal de verdi. Bu da hoca adına çok olumlu bir gelişme. Ama çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu biliyoruz. Böyle olunca da bütün hayallerini gerçekleştirmiş bir hoca olarak Beşiktaş'ın Bundan sonraki dönemde de teknik eğitimde kalacağına yönelik bazı gelişmeler var. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Hı hı. Ama işin gerçeği. Evet Gökhan Hocam'ın şu söylediğine katılıyorum. Bazı eksikler var. O eksikleri düzeltmek için tam fırsatıdır. Çünkü işler iyi giderken bunları değiştirirsen yarın öbür gün zor durumlarda kalmazsın. Hı hı. Evet belki Kayseri maçında... Kayseri Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdü. Belki Göztepe ofansif oyunuyla öndeki baskısıyla ki bu ara çok iyi oynadılar. Göztepe'yi de tebrik etmek istiyorum. Önde baskı nasıl yapılır konusunda. Burada konuşulacak kadar değerli bir iş yaptılar. Trabzonspor maçında da yapmışlardı hocam aynısını. Yani aynı ilk, etkinlikte de olmuşlardı. İlk defa yapmıyorlar zaten. Evet. Bildikleri bir şey. Ben bunu da bekliyordum onlardan. Belki rakibin, e, rakibin pozisyonuna veya rakibin arkadan oyun kurmasına veya öyle bir rakibe karşı bunları yapıyordu olabilirler ki Trabzonspor'da bunu çok zorlandı Trabzonspor o bölgeye çıkmakta, terk etmekte. Beşiktaş maçında da aynı detaylar çok oldu. Yeni yeni, yeni hocayla bunu yapıyorlar. Çok ilginç Ama... bir açıklaması da vardı evet. Nestor Maestro'nun. Bu önde baskı konusunda, takım öne çıkarma konusunda da çok enteresan bir açıklamada da bulunmuş. Hayat, önce... hayat kısarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geride... <gülüyor> defans yapmak için hayat kısa diye. Bunu evet bunu Kasımpaşa maçında da yaptı esasen. 1-0 mağlup duruma düştüler. Son 15 dakika maçı çevirdiler. 2-1 aldılar. Hı hı. Kasımpaşa'da burada oynadıkları maçta ikinci yarı 1-0 mağlup duruma düştüler. Sonra iki gol atlar, 2 gol attılar. 2-1 duruma geçtiler. Şurada şunu söyleyeceğim. İşte Ahmet Başkan dünkü top e, maçtan sonraki konuşmasını ben de dinledim. Ahmet Başkan şunu söyledi. Sergen Hoca'dan önce böyle bir planımız yoktu ama Sergen Hoca'dan sonra bundan sonra B planımız, C planımız var. Şu andaki şansı İlk şans Önder Hoca'nın dedi ama şunu de demekte de istedi bence devamlı şekilde bizim arayışımız var yani bunun alternatifini arıyoruz biz. Şu anda Önder Hoca başarılı başarılı gittiğim müddetçe problem yok ama başarısız olduğu an B planı C planı hazır bunu dedi. Hı hı.